Bu Aslı'nın doğum gününü beş çay partisiyle mi kutlayacağız ya? Değişiklik olsun dedik Bülent Bey. Hep parti yapıyoruz. Bu sefer de çay saati teması olsun dedik. Çay saati teması mı? Ay. Kaç yaşına giriyor bu yahu? 12 mi? Oo, monşer. İşin gücün yok. Bakıyorum 2 haftadır her gün buradasın ha. Ha canım? Ya buna da maksat karı kız olsun ha. Vallahi karı kız lafını duyduğu zaman fizana gider bu. Burhan Bey, Bülent Bey aslında... Vallahi kar kış demeyi. Kar kış demeyi. Sanki burası kahve gibi. Bu yaşına rağmen geliyor çay kahve çin çin. Çay kahve çin çin yani. Tabii Burhan Bey sizin haberiniz yok ama babam... Boşver abi bir şey soracağım. Hep kafama takılıyor da. Acaba diyorum... Emekli Diplomatlar Kulübü diye bir yer yok mu? Siz sürekli size takılıyorsunuz. Burhan abi, Burhan abi bir şey söyleyeceğim. Ay sus kız. Bari ya çok komik hiç güleceğim yoktu bozmayın olayı. Dibe doladım ya kancaya da taktım ben bırakmam şimdi. Ya Şahika Hanım. Acaba diyorum monşer işe mi alsak? Getir götür işleri için bir adama ne kadar yapar monşer abi bu işe ama. Hey. Ya bu Bülent var ya. Bak açıklıyorum. Bunun şimdi göğüs kılları beyazlamaktan enginar çiçeği... Hala burada çocuğun yaşındaki tiplerle takılıyor. Niye takılıyor ben size söyleyeyim mi? Olur da burada bir çekim olur da... 3-4 tane manken kız gelir de... ...onların baldırını başına da... Ay bayılacağım. Bülent'in yüzüne bakın Allah'ınızı seviyorsanız. Zevkle dinliyorum Şahikacığım. Sanki yoklama alıyoruz değil mi? Sanki yoklama alıyoruz. Her gün geliyor. Derginin patronu olsa bu kadar düzenli gelmez. Doğru söylüyorsun. Bu kadar sık gelmek için ancak derginin patronu olmak lazım. Evet. Değil mi? Niye herkes susuyor ki ya burada? Ben derginin patronuyum da onda moron. Ne diyeyim ya? Burhan abi, Bülent Bey 2 hafta önce Kubilay abinin hisselerini aldı da... ...şimdi kendisi buranın ortağı. Tamam. Lan satayız. Oğlum seni ben öldüreyim mi yoksa şey köpeklere mi bırakayım ben? Terbiyesiz. Neden bilgi akışını sağlamıyorsun bana? Neden bana söylemiyorsun? Eşek başı mıyım ben burada evladım? Allah Allah. Sayın Bülent Onaran Bey şirketimizin hissedarı neden demiyorsun? Ya benim ne suçum var Burhan abi ya? Görüyorsunuz değil mi Bülent Bey? Burada resmen bir şarlatanlar sofrasındayız yani. Böyle iş olmaz. Gerçekten yani. Bu çocuk eğer hatalıysa bence hemen kovulmalı. Eğer ortada bir fatura kesilecekse bu çocuğa kesilmeli. Onun dışında bence hiç kimsede bir hata yok efendim. Burhan'cığım biz akşamüstü ekipçe yiyip içmeye gideceğiz. Sen sıkılırsın diye davet etmedim. Ama bu arada senin çok çalışkan bir eleman olduğunu duydum. Boş vaktini değerlendir diye senden 1-2 ufak ricam olacak. Tabii efendim. Buyurun efendim. Malum yeni patronum. Dergiyi tanımaya çalışıyorum. Bunun için de bazı istatistiklere ihtiyacım var. Ah, ben de her şey kayıtlıdır efendim. Osmanlı arşivinden daha ruh hastası bir arşivciyim ben. Ne istersiniz efendim? Örneğin son 5 yılda dergide içilen çay ve kahvenin hafta hafta grafiğini istiyorum. Çay ve kahvenin mi? Sen hangi günler daha çok çay, daha çok kahve içiliyor merak etmiyor musun? Aa, evet tabii. Aa. Çok ilginç bir bilgi. Yine son 10 yıldır bütün dergilerin sayılarını tara... Ah canım benim. Ajda Pekka'nın adı
kaç kere geçiyor onu buluver. Arzu Pekkan. Evet efendim. Ya son 10 yılda dergideki moda çekimlerinde kullanılan mankenlerin yüzde kaçı sarışın? Yüzde kaçı esmer? Kumral. Bu bilgilerin de istatistiğine ihtiyacım var. Olabilir. Tabii efendim. Bütün bunlar yarın asamda hazır olsun. Tamam mı? Ah Buracığım hadi. Tabii efendim. Hadi kızlar gidiyor muyuz? Bülent Beyciğim, dün hazırlamasını istediğiniz liste, istatistikler ve grafikler efendim. Mersi canım, mersi. Şuraya bak. Şimdi önümüzde daha önemli bir gündem maddesi var tabii. Aslı'ya ne hediye alacağız? Ay ben bugün çıkıp almak istiyordum ama bu ayın bütçesini çıkartmam gerekiyor. Ya benim de dükkanları arayıp bütün çekim kıyafetlerinin fiyatını almam lazım. Bir sürü angarya. Deli misiniz bebeğim? Burhan gibi dinamik bir elemanımız var. Bu çocuğu burada tembellikten çürümeye mi terk edelim yani? Burhan hepsini halleder. Bir çıkıp hediye bak. Ama Bülent Bey... Ha Burhan'cığım ya bu arada benim fotoğraflarımın ayrılıp arşivlenmesi lazım. Onları da bir ara halledersin değil mi canım? Cem dostum o adam fotoğraf ben nasıl... O zaman Burhan abi ben de çıkayım. Çünkü ya hediyesiz olmaz. Ayıp yani. Ya bari Aslı'ya söyleseniz... ofisin bütün işlerini biz Burhan'a yıktık. Ondan dolayı hediye almak için vakti olmayacak falan desiniz. Hediye almadan olur mu hiç? Aha, çok ayıp. Ha bu arada Burhan'cığım ya. Aslı'nın iki tane röportaj kasetinin çözümü bilgisayara girilmesi lazımmış. Onlar çekmecesinde bir ara sen onları da halledersin değil mi canım? Ah canım. Sen hepsinin altından kalkarsın. Patron olarak sana güveniyorum. Göğsünün kılları enginar çiçeği olmuş bu yaşlı adamı üzme. Ha? Şu üstünü başını da öylesi ütülesin ya. Senden nefret ediyorum monşer. Hepsinden nefret ediyorum. Bütün monşerlerden nefret ediyorum ben de. İnşallah As-900 kamyon senin üzerinden geçer de hafriyat kamyonu ağzın burnun yamulur. İnşallah saçların kel olur da kadınlar kızlar suratına bakmaz. İnşallah iri kıyım bir adam senin ağzını burnunu dağıtır. Terbiyesiz.